Evet, evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi en basit tekniğimiz çevir. Yani yumruk tekniği. Şimdi bunu göstereceğiz. Şimdi hocam ya, yumruğu da göstermeye gerek var mı? Gerek var arkadaşlar. Çünkü yumruğun bir tekniği var. Vücutta yapmamız lazım. Tekvando'da surata yumruk var. Her türlü çeşit var ama WTF'de kullanmıyoruz. ITF'de kullanılıyor genelde. ITF tekvando'da. WTF'de genelde göğüs bölgesinde yumruk vuruşu yapıyoruz. Ama genelde tek tek. Şimdi yumruğu bilmek için benim tavsiyem bir kickbox ya da boks antrenöründen yumruk tekniği alın arkadaşlar. Neden? Çünkü direkt çevirgiyle başlarken yumruk tekniğimiz çok basit kalıyor. Yumruğu etkili ve iyi vurmak için önce bir gölge çalışması yapmamız lazım. Nasıl? Boksörler nasıl çalışıyor? Gardını alıyor, sol sağa, kroşe, önce bir gölge çalışması yapıyor değil mi? Eskiler, bizde de aynı şey. Aldık gardımızı, stres, hop, vurduk yumruğu, peşinden tekniğe getirdik. Bakın, hop, vurduk. Bir, iki, orta seviye. Çünkü orta seviye kullanıyoruz. Hatta surattan da başlayalım. Suratı da başlayalım. Bir, iki, gardımı aldım. 1, 2, 3 nefes vererek orta seviye 1, 2, orta seviye aldığın peşinden koyuyor geliştir yani gölgeyi yaparak, boşta yaparak tekniğimizi geliştireceğiz ama nasıl? En yavaştan başlayalım 1, 2 ön, arka arka tekneyi de ekliyoruz şimdi elde yapalım bunu aldım. Bakın çivi kullanırken göğüs hizası da kullanıyorum hocam genelde. Biraz aşağı tutalım. Burada vurduk peşinden tekmeye ekliyoruz. Ama önce çiviyi kavramamız, yani yumruğu kavramamız gerekiyor. Aldım gardını, bakın vücut dönerek. Dönerek yere doğru basıyorum. Önce yumruğum. Geldi. Rakibe doğru, bak gelsin gelmesin. Rakibe hücum ederek de yapalım. Geldi, vurdum peşinden. Geldi. Bakın yumruk çok önemli arkadaşlar. Kısa mesafelerde en çok kullanmamız gereken yumruklardan tekniklerden bir tanesi. Bunun çalışmasını başlangıç olarak nasıl yapabiliriz? Tempo atayım hocam. Eli tutalım. Tempo. Evet. Tempo. Bunu elde boşta yapabiliriz. Bunu çalıştık. Daha sonra sağ. Sol sağ.